Evet. Merhabalar herkese. Tek Çare Uzay Programı'na hoş geldiniz. Ben Damla Pekgöz. Ben Umut Yıldız. <laughs> Bugün de uzan, uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ve etkili bir yayın için tekrar beraberiz. Bugünkü konumuz 30, 30 yıldır bize uzayların güzelliklerini ve bir bakıma geçmişimizi gösteren Hubble Teleskopu'nun 30. yıl doğum günü. Evet. Eee bununla ilgili bugün konuşacağız hocamla beraber. Videoyu izledikten sonra sizin de konuyla ilgili sorularınız varsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Eğer konuyu ve videoyu beğendiyseniz de lütfen videoyu beğenin efendim. Hocam. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hubble'dan başlayalım o zaman. Hubble'dan başlayalım. <laughs> Hubble 30 30. yılında 30 yaşında yaş 30 30 senelik düşünebiliyor musunuz? 30 senelik bir araç ve hala çalışıyor. 30. yaşı. Şimdi şöyle burada uh, Hubble değil Hubble bugüne kadar uh, Amerikan tarihinde, Amerikan Amerikan uzay tarihinde aya gidilmesinden Hı -hı. sonraki ikinci büyük başarı olarak lanse edilebiliyor. Evet, Hı -hı. yani çünkü Hubble'ın bugüne kadar uh, gönderdiği bütün fotoğraflar, bütün uh, keşifler gerçekten uzay konusunda kendimizi anlamamız ve ne denir bilgilerimizi geliştirmemiz ve değiştirmesini sağlayan yeah, e, en, büyük, en büyük şeylerden birisi oldu. Çok büyük kaynak. Ben şey gibi bir şey okudum. Böyle üzerine 600 bin tane maka yani alıntılanarak buradaki bilgilerden 600 bin tane akademik makale yazılmış. Yani. Yeah. İnanılmaz bir data mesela yani ortaya çıkan şeyler düşünseniz yapılan çalışmalar. Bu anlamda bile çok büyük faydası olduğu söylenebilir sadece bu küçük detayla bile. Hubble aynen yani Hubble zaten arka fona bir şey koymak isteseniz... yani telefonunuza, bilgisayarınıza ya da herhangi bir Ay. yere böyle bir arka fon koymak isteseniz... hemen Hubble nasıl yazıyorsunuz. Yani beğenmeyeceğiniz e, yani mutlaka beğeneceğiniz e, bir tane değil bir yani o, onlarca fotoğraf Ay. çıkar. Yani o kadar güzel fotoğraflar, o kadar güzel bir e, şeyler var ki, yani keşifler var ki. Yani Hubble'ın e, bugüne kadar bize yaptığı ya da öğrettiği şeylere ee, yani bir saat, şu bir saatlik programın içerisinde e, saymamız imkansız. Ama biz ne yapacağız? Hubble öncelikle nedir? Ondan başlayacağız. Hubble'ın fırlatılışı, Hubble'ın ondan sonra işte aynası bozuktu, neden bozuldu, nasıl bozuldu, nasıl tamir edildi. Ee, i̇şte Hubble'ın yaptığı keşifler, Hubble'ın yaptığı gözlemler nerelere kadar bize gidebiliyor, kattıkları. bize kattıkları. Ve en sonunda da Hubble artık... E, Nereye kadar gidecek? Ölecek mi? Bir yerde son bulacak mı? Kapatacaklar mı kapıları? Bilmem ne falan filan. Bunların hepsini konuşacağız. Evet. Tamam. Yavaş güzel. yavaş e, başlayabiliriz. Aslında başlayalım. ilk e, şeyden başlayabiliriz aslında. Hubble e, Hubble dediğimiz şey kimdir? Ondan başlayalım. Yani Hubble dediğimiz e, aslında Hubble ismi nereden geliyor? Hubble ismi aslında. nereden geliyor? <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> aslında Edwin Hubble'dan geliyor. Edwin Hubble kimdir? Evet. Evrenin genişlediğini ilk e, gözlemsel olarak kanıtlayan insandı. 1929'daki bir Aha. makalesi vardı ve e, yaptığı gözlemler şurada gördüğünüz o fotoğrafta gördüğünüz 100 inçlik bir teleskop kullanmıştı. 100 inçlik teleskop e, buradaki Kaliforniya hatta Pasadena'daki e, Mount Wilson. Hı hı. E, yine Pasadena diyor, demek zorundayım. Yani Pasadena'nın böyle bilim <laughs> tarihinin çok önemli bir yeri var. Mount Gördünüz mü hocam siz bunu? Tabii ki, tabii. Ya bu böyle yani... görü şey yapılan biçimi şey ha. Tabii. Okay. Yani hatta burada da bir canlı yayınım vardı da sonradan şey yapmadım yani YouTube'a falan koymadım büyük ihtimalle. Başka bir gün gittiğimde iyice çeker, şey yapar. 100. yılıydı aslında. bu 100. inçlik teleskopun 100. Hmm. yılıydı. O zaman gitmiştim. 2 sene falan oldu zannedersem Neyse. Hmm. Edwin Hubble buradaki astronomlardan bir tanesi ve burada teleskopla gözlemlerini yapıyor. Yaptığı işte galaksi gözlemleri yapıyor. Ondan sonra yaptığı galaksi gözlemlerinde işte 1929'da bir makale yayınlıyor. Yayınladığı makalede de işte bu galaksilerin birbirlerinden uzaklaştığını uh, buluyor. Hmm. Asl Good. Aslında uh -huh. Çok... Keşke makaleyi de koysaydım. Başka bir gün belki bunu da konuşuruz. Yani Hubble'ın bunu keşfi nasıl yaptı falan. Onu da konuşabiliriz. Aslında makale çok yanlış bir makale. Makalede o kadar çok hata var ki. Aa! <laughs> yani şeyi... <laughs> Böyle demenizi beklemiyordum şu an. Cevi, ce, sanki cevabı bil, bil, bilip de o cevaba göre makale yazmak gibi bir şey e, olmuş. Yani makaledeki hatalar şö hmm. şöyle söyleyebiliriz. Örneğin evrenin genişleme hızını... 500 mega per per second buluyor. Şu anda değer normal gerçek değer 70 71 civarlarında. Hmm. ondan öte gözlem yaptığı galaksilerin neredeyse çoğu belki de hepsi zannedersem şey kendi lokal grubumuzun içerisinde galaksiler. Lokal grup hmm. dediğimiz şu şöyle bir şey. Lokal yani şimdi koskoca bir görünen evren var. Galaksiler var. Trilyonlarca yani milyarlarca evet. galaksiler var. Bu galaksilerin de beraber bulundukları işte aynı güneş sistemimizde şey vardır. Ya, güneşimiz var, gezegenleri var ya. Aynen kendi galaksimizde bir Hı -hı. galaksi grubunun içerisinde. Buna biz local grup diyoruz. Hı -hı. Gen, e, yerel grup diyoruz. Bu yerel grubun içerisinde belli galaksiler var. İşte Samanyolu, Andromeda bu galaksilerden bir tanesi. Şimdi evrenin genişlemesini dediğimiz şey galaksilerin birbirlerinden uzaklaşması. Bakın çok büyük şeyden bahsediyoruz, çok büyük büyük bir e, ölçekten bahsediyoruz. Galaksilerin birbirinden uzaklaşması. Hmm. Şimdi galaksiler e, uzaklaşıyor ama lokal gruptaki galaksiler birbirlerine yaklaşıyor. Gör, He, o anladın lokal mı? Lokal gruba bakıyor. Ama. Lokal gruba. O da evet, lokal anladım. gruba bakıyor. <laughs> Aslında görmesi gereken şey o galaksilerin e, birbirlerini. E, uzaklaştı değil yaklaştığı olması gerekiyordu ama tam tersine uzaklaştığını buluyor. Tabii o zamanki gördüğünüz gibi teleskobun e, teleskobun e, o zamanki hassasiyeti fotoğraf plaklarıyla yapıyorlar zaten. O zamanki işler gerçekten böyle fotoğraf plaklarını üst üste koyuyorsun, altından floresan yakıyorsun. Biz de eskiden de yapardık Ankara'dayken böyle e, o fotoğraf plaklı şeyler. Zor <laughs> şartlar altında. Yani yok yok e, onun şeyi vardı yani örneğin Ankara Ankara gözlemimindeyken vardı aha, aha, aha. böyle bir şey. Yani o, o ben öğrenciyken de kullanılmıyordu ki elbette ki de yani o zaman orada daşıp öyle bir şey vardı yani fotoğraf plaklarını e, kullanılabilen bir aparat vardı. Neyse yani orada bunu yapıyorlar. E, bununla bu gözlemi yapıyor ve Edwin Hubble yani kozmolojinin başlangıcı denilen makaleyi yazıyor. 1929 makalesi hmm. kozmolojiyi başlatan makaledir. Bir de kozmolojiyi ikinci kez başlatan makalede işte 1964'teki bu CMB dediğimiz Kozmik Mikrodalga Background Işınımı. Şimdi Hubble'ın teleskobu 100 inç. Bir inç ne kadardı biliyor musun? 100 inç ne kadar eder? Bir. <laughs> Hatır, hatırlıyor musun? 1. Bir inç 2.5. <laughs> 2.6. <laughs> Aynen 2.6 santimetre. Yani 100 inç 2.6 metre. Düşünebiliyor musunuz? 2.6 metrelik teleskop 1910'lu yıllarda e, burada Pasadena'da varmış yani 2.5 metrelik teleskop. Hubble ne kadardı? Ç çalıştın Hubble biliyorsun. <laughs> Hubble ne kadardı? Ay, onu bizce şey can <laughs> tek bakmadığım şey oydu biliyor musun? Sadece şunu biliyorum ama Hubble bir otobüs Büklüğünde. büyüklüğünde diye bir şey. Ama aynası aynasının, aynasının çapı, aynasının çapı aynasının... 2.4 metre. Şimdi. He, aynasının okay. Şimdi, ayn uh, Hubble'ın aynasının çapı 2.4 metre. Bu Hubble'ın kullandığı teleskopta yine 2.6 metreydi. Sence ee, bir ilişki olabilir mi? Buradan yola çıkarak mı? Buradan yola çıkarak <laughs> acaba ya Hubble'ın madem Hubble teleskobunu yapıyoruz da Hubble'ın uh, Hubble Uzay Teleskobu da işte 2.5 metrelik olsun falan diye demiş olabilirler mi? Hayır. <laughs> Neyse bakıyorsun ama. Hayır, de dememiş. Büy Herhalde dememişlerdir <laughs> diye düşünüyorum. <laughs> Aslında <laughs> Hubble Uzay Teleskobu'nun önemi Hubble Uzay Teleskobu'nun önemi Hubble Uzay Teleskobu yani e, o sırada biliyorsunuz uzay mekikleri vardı. E, bu Space Shuttle dediğimiz Space Shuttle programları devam ediyor Space Shuttle'ın arkasında bir tane kargo bölümü var. Kargonun içerisine sığabilecek Aha. derecede büyüklükte bir şey olmalıydı. Yani <laughs> Space shuttle'ın kargo kargosu bir buçuk metreye müsait olsaydı bir buçuk metre olacaktı. 5 metre olsaydı belki beş metre Aha. bir buçuk Ama 2.6 metre. Neyse, kısacası böyle bir böyle bir başlangıç hikayesi, var. böyle bir başlangıç var. hikayesi. Hı hı. Var. Aslında ben şunu düşünüyorum. Bir dakika, ups. Aslında ben şunu düşünüyorum. Ee, Hub... Fotoğraf da çok karizmatik bir fotoğrafmış bu arada. <laughs> Şuradan bir şey yapalım. Pardon. Buradan şey, bir timeline olarak gösterelim. Timeline olarak Değil göster. Ha, oradan timeline başlayalım. Timeline olarak göstermek istiyorum. Aynen. Hazır Hub üzerinden geçmesi daha güzel olur. Hubble'ın kendi sitesinde Böyle. bir timeline var. Ee... Hı hı. Daha önce şu fotoğrafı da göstereyim. Şu fotoğrafı da gösterelim. Evet. Hubble'ın e, ha Hubble bu şekilde şu gördüğünüz işte e, Discovery uzay mekiği ile ilk defa uzaya e, gönderiliyor. E, 1990 yılında. Aslında burada şöyle bir olay var. E, hatta dur. E, Hubble'ın e Hubble'ın kendi sitesinde bir mission timeline diye bir, olay, bir yer var. Burayı aslında buraya girip buradan yavaş yavaş buradaki bazı şeyleri e, görerek devam etmek istiyordum. Yani normalde yine bir küçük bir sunumumuz var ama buradan da devam edebiliriz. İşte 1922 Edwin Hubble'ın e, keşiflerinden bahsediyor. İşte Hubble'ın e, nereden ortaya çıktığı falan. 1979'da 2.4 metrelik anten şey aynanın yapımı başlanıyor. Yalnız burada şu bunlar önce şuna girmek istiyorum. Bunu anlatmadan önce şuna girmek istiyorum. Bir uzayda teleskop olabilme fikri de yine 1920'lerde başlıyor. 20-25'lerde başlıyor. Hubble'ın e... ben orada şunu soracağım. Evet. Bu konuya girmişken uzay teleskobu konusuna girmişken bu, bu şeylere bakarken aklıma geldiği için yani soru olarak bir yer teleskobu ile uzay teleskobu fikri 20'lerde ortaya çıkıyor. Bu asıl fark ne yani? Uzayda olma ihtiyacı nereden çıkmış? Neden uzayda olması? Ya faydaları ne uzayda olmasının yer teleskopundan? Ya ben bir şeyler okudum ama siz anlatın <laughs> diye size sormak istedim bir de ekstra da. Ya bir uzay teleskop yani normalde herhangi bir astronomi gözleminin en büyük düşmanı nedir? Atmosfer. Atmosferde su buharı Hı -hı. var. Atmosferde bulutlar var. Atmosferde işte evet. kirlilik var. O var, bu var. Yani atmosfer en büyük düşman. Gece gündüz oluyor. Işık, değişiyor. Ha, ışık. Musunuz, aynen, aynen. Misin? Yani sadece Hayır. E, günün bir bir yarısını kullanabiliyorsun. E, yani şey mevsime Hı -hı. mevsime göre biliyorsunuz geceler e, uzuyor ya da kısalıyor. Ona göre e, bir zaman Hı -hı. gözlem yapabileceğiniz zaman azalıyor ya da artıyor. Bulutlar var yazmışlar mesela. Aynen. Da, yani aynen. o nedenle sen sen Yapmak istediğin şey bir teleskobu uzaya çıkartmaktır. Uzaya çıkardığın anda teleskobu atmosferin etkilerinden kurtulursun. Yalnız burada şunu da belirteyim. Hı hı. Hubble uzay teleskobu, <laughs> Hubble uzay teleskobu evet uzayda ama öyle <laughs> çok da uzayda değil. <laughs> Sadece 500 kilometre yukarıda. 500 kilometre uzakta. Ee, evet. 500 kilometre yukarıda aslında çok da yani evet uzay elbette ki öyle... Teknik olarak uzay. Atmos tabii, tabii ki uzay da yani atmosferin çok büyük <laughs> etmenlerinden kurtuluyorsunuz ama yine de atmosferden kurtulamıyorsunuz. Yine sonuçta hmm. bir atmosfer tabakasını çok, çok çok az da olsa yine de içindesiniz. Yani evet yine de böyle bir, bir, bir buçuk milyon kilometre uzağa giden diğer işte Herschel teleskobu gibi teleskoplardan değil. Neyse hmm. e web daha güzel. Peki soracağım ha, bir aynen. soru yine bir sorum geldi. Bu yakın olmasının negatif şeylerini e, taşıyor mu şu an mesela 500 kilometre olduğu için yine böyle hani e, yakın olduğu için dünyaya böyle Negatif özellikleri oluyor mu? Yine işte ışıktan dolayı ya da Yok yok. Olmuyor her halükarda çok iyi. Her halükarda dünyadaki herhangi bir teleskoptan çok 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 daha iyi. Yani <laughs> okay, her halükarda okay, iyi. Tamam. Sadece e, çok iyinin kötüsü diyelim. Yani ondan daha iyi de olabilir. Neresi olabilir? Bak sorularda hmm. geldi. James Webb Uzay Teleskobu örneğin. James Webb Uzay Teleskobu L <laughs> L2 Lagrange 2 noktasına fırlatılacak. Lagrange 2 noktası da 1.5 <laughs> milyon kilometre uzakta dünyaya. Şimdi e, o zaman Hı -hı. atmosfer atmosfer kalmıyor. Yani dünya atmosferi falan kalmıyor o, o, o bölgede. Onun için daha pırıl pırıl bir e, bir gökyüzü gözlem yapabilecek. Şeyi söyleyecektim. E, bu uzay teleskopu fikri aslında 1920'lerde, 25'lerde falan e, konuşuluyor. O sırada bir e, aslında Hı -hı. Mother of Hubble diye bir, bir kadının ismi geçiyordu. O onun söylediği bir videoyu e, dinledim. Orada şey diyor. 1920'lerde, 2025'lerde bir tane birisi e, diyor ki ben diyor öldükten sonra cennete gideceğim. Cennete giderken cennete gitmek istiyorum. Cennete giderken de yanıma bir teleskop almak istiyorum. Yoksa yani heaven kelimesi kullanınca heaven yani aslında paradise'e ya da hmm. yani ölünce heaven'a <laughs> gidersin ya yani şey olarak e, <laughs> yani göklere gidiyorsun aslında heaven gök demek. Aynı zamanda işte evet. e, cennet de anlamına geliyor. Yani heaven'a gideceğim ya <laughs> göklere gideceğim. Giderken de yanıma bir teleskop e, alacağım diye böyle bir bir, yer, ha, bir şey yazıyor, bir... bir şey yazıyor, aynen bir şey yazıyor bir yerlere. Ha. Şimdi evet. oradan bir şey mi oluyor peki? Valla acaba uzaya gider mi? Mi oluyor? İşte bazen böyle çok saçma gibi gözüken şeyler de söyleyin ki hatta yazın ki <laughs> gelecekte bir gün bak 100 <laughs> sene sonra şurada Umut ve Damla gibi böyle bir YouTube kanalında isminiz bu şekilde yani söylediğiniz bu şekilde anılabilir. Evet yani saçma fikir yoktur evet. değil saçma fikir vardır elbette ki Aha. ama saçma da olsa fikirlerinizi bir şekilde söyleyin dile getirin. Neyse yani kısacası böyle böyle başlıyor işte uzaya da bir teleskop götürmek istiyorum diye başlıyor ve o şekilde şey yapıyor. 1946'da e, hatta o makaleyi de açayım. 1946'da Lyman Spitzer e, bir makale yazıyor. Astronomical Advantages hı hı. of an Extraterrestrial Observatory diye burada 1990 uh -huh. yazına bakmayın aslında uh, ben de baktım yani makale ya bütün siteler bu makaleyi yönlendiriyor işte bu makaleyle başladı işte Lyman Spitzer'ın bu makalesiyle başladı diyor Mersem sonradan this report reprinted here appeared as an appendix 5 of a larger document prepared uh -huh. for the project grant falan filan diyor yani daha önceden başka bir uh, başka bir şeye uh, appendix olarak yani ek olarak yazılmış bir makaleymiş bu ve uh, burada uh -huh. şeyden bahsediyor yani uzayda bir teleskop bir teleskobu uzaya göndersek bunun nasıl avantajları olabilir diye e, hı hı. resmen bir makale haline geliyor. Yani 1946'da. 46'da. 1946'da NASA var mı? Uzaya çıkıldı mı? <laughs> daha dur uzaya bile çıkılmadı yani. Ya, ya çok viz, ilginç değil mi? Vizyon nasıl bir şey <laughs> görüyorsunuz değil mi? Yani insanlardaki vizyonu ya daha uzaya çıkılmamış. Yani daha ya 1958'de uzaya çıkıldı. Sen 1946'da bu makaleyi evet, yazıyorsun evet. tamam mı? Neyse, ee, ki daha uzaya çıkılmamışken sen uzaya teleskobu koymayı da, koymaktan bahsediyorsun. Ya daha evet, aynen, onu Teleskop koymaktan What bahsediyorsun. Yani vizyon. <laughs> nasıl çalışır, nasıl şey yapar? Yani çok ilginç yani bu insanlar. <laughs> bu insanlar böyle yani out of the world tarzı insanlar yani. Bunlara bunlar şey, ilginç. Neyse yani bu makaleden sonra zaten işte biliyorsunuz 1958'de NASA kuruluyor. Ondan sonra işte Ay'a gidilmesi 1960'larda gerçekleşiyor falan filan derken. Yani yavaş yavaş e, uzayda teleskobun, teleskop fikrinin gerçekleşmesi yine de e, bundan sonra başlıyor. E, Hubble'ın yapımı yaklaşık olarak 15 yıl sürüyor. 1990'da fırlatılıyor ama ya yani 15 yıl boyunca halkın yapımı sürüyor. Hı -hı. 1979'da gördüğünüz 1990'da fırlatılıyor. Bu arada yeniden tekrar hatırlatayım. 1990'da fırlatılıyor. 1979'da gördüğünüz gibi 11 sene öncesinde aynasının yapımı başlanıyor. Bu, Yapım başlıyor. Bu arada Hı -hı. bazı yerlerde şu dedikoduları duyabilirsiniz. Ben bunu çok güvenilir insanlardan da duydum ama yani bir türlü gerçek kaynağı bulamıyorum. Hubble teleskobu yani güvenilir kaynaklardan kastım. Hatta Neil deGrasse Tyson da söylemişti. Başkalarından da duydum. Hubble teleskobu aslında Hubble teleskobun aynası aslında ya böyle bir teleskop projemiz var diye bilim insanları ortaya hmm. çıktık, çıktıktan sonra askeriye diyor ki ya bizde bizim başka bir şey vardı. Bir tane bunun arta kalan bir aynası var istiyorsanız size verelim. Hmm. Hmm. <laughs> yani aslında 1990'dan önce e, 1990'dan önce de büyük ihtimalle buna benzer başka bir teleskop uzaya fırlatıldı ve dünyayı gözlüyor o zamandan beri. Ha. Oh. Bu arada şunu da söyleyeyim. Geçen e, ben e, bu Star... Her gün bir yıl. Bu Starlink'le alakalı e, işte birkaç programa katılmıştım da orada yani neden işte şeyleri neden dünyanın çevresinde gezegen, gezen e, uydu uyduların sayısını tam vermiyorsun. Sen şu şu 2200 verdin Başkası şu veriyor, bilmem ne falan filan. Kardeşim. Dünyanın çevresinde dolanan uyduların e, sayısını e, bizim gibi ölümlüler bilemez. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. <laughs> Mortal, mortal de beni. <laughs> böyle mortallar evet. bilemez kardeşim yani. Sen de bilemezsin, ya, ben de. Bilemem. Oradaki, oradaki bir sayı. <laughs> böyle ufakça çizerek. <laughs> Biz, e, ben öyle bir sayı veriyorum ama ister inanırsın ister inanmazsın. Benim verdiğim sayının e, sayı e, resmen <laughs> yani track <laughs> takip ta, ta yani. edilen bilinen <laughs> uydular. Ama yani Amerika. Emin ol ki sana söylemiyor ya. Ya da kimseye söylemiyor yani şu anda ya, hangi tabii. uydu fırlatıldığı. Başka... Aynen. Yani bunlardan senin haberin Neler olmaz. Var. Aynı şekilde Çin'de olsun başka bir yerde. Ha Çin'in ya da işte Rusya'nın fırlattığı diğer uyduları şey Amerika bilir. Neden bilir? Çünkü... E, Hı uh -huh. Amerika her şeyi bilirden dolayı değil. Amerika sürekli radar gözlemi <laughs> yapıyor. Yani bu kadar astro... takip Tabii için, astroidin e, bu kadar asteroidler olsun şeyler olsun yani uzaydaki yani yakın dünyamızdaki her bir cismin vida parçasına kadar her bir cisim teker teker takip edilir. Yani e, hı -hı. onun için yani kesin bir e, sayı vermiyorum. Veremiyorum da çünkü yani sadece bir, bir web sitesi var işte. Union of Concerned Scientists diye bir web sitesi var. Bu web sitesi işte ellerine geçen uyduların isimlerini ve ne zaman fırlatıldığını vesaire vesaire koymuş. Ama yani kesin bir sayı diye bir şey bizim gibi insanlar bilemezler. Bu kadar bunu da söyleyeyim. bir O, kenara, o konulara girmeyelim. Bunu da, bunu da kenara şey yapayım. Neyse, kısacası böyle böyle bir dedikodu var. Yani aslında daha önceden böyle bir teleskop yapılmış Aha. ve bunun arta kalan bir tane aynası. E buyurunuz. işte bilim insanları siz de kullan yapmak istiyormuşsunuz teleskop. Buyurunuz sizin olsun falan demişler diye böyle bir dedikodu geziyor. Okay. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Çünkü ön yani işin içerisinde askeriye var. Ee, her şey olabilir. Yani olabilirdi, olmayabilirdi. Neyse gördüğünüz gibi 1979'da bu aynanın çalışması başlıyor. Ve işte 1983'te ismi veriliyor. Ee, bu Hubble site'ın işte timeline'ında şeyler var. Böyle o gün neler olduğuna dair o, o o zamanlarda neler olduğuna dair böyle ilginç e, historical, historical, historical şeyler tarihsel bilgiler de veriyorlar. ve e, 24 25 e, Nisan 1990'da fırlatılıyor. Hatta şurada da kenarda da yavaş yavaş e, fırlatılışını e, gösterebiliriz. Fırlatılıyor. Şimdi e, o günkü o günkü bakış açısı Hubble'ın tamamen e, böyle Sanki yerdeki bir teleskop gibi buna e, hmm, bakıyorlar bakalım tarzında yani evet bir uzay teleskobu ama ya bizim bir tane otobüsümüz var gördüğün gibi işte space shuttle dediğimiz bir <laughs> otobüs yani bu sonuçta uzaya çıkıp inen astronotları <laughs> götüren <gülüyor> getiren bir, bir şey otobüs gibi bir şey yani ve e, uzaya bir şey gönderip yani getirmeyi bu, bu uzaya şey bu space shuttle'larla çok daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor hatta ilk zamanlardaki düşünce şu yani bir yukarı çıkartalım ondan sonra gözlemlerini yapsın ondan Bakalım. sonra aşağı indirelim <laughs> yok yok aşağı indirelim sonra yeniden yani yeni parçaları ekleyelim sonra yeniden çıkartalım sonra yeniden bilmem ne bilmem ne falan filan aslında böyle şey yapılıyor ve hatta modüler inşa ediliyor hmm. tamamen e, yapboz lego e, sen sen Uyduyu yapıyorsun ama yani modüler bir şekilde bir parçasını çıkartıyorsun. Ondan ondan sonra yeni parçayı takıyorsun. Yani bu, bu teleskop böyle tek 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 seferlik bir teleskop şeklinde yapılmıyor zaten baştan. Hı -hı. Neyse ondan sonra e, fırlatılıyor. işte şey e, 24-25 Nisan 1990'da fırlatılıyor ve Mayıs 20'de ilk ışığı alıyor. İlk gördüğü, ilk, ilk fotoğraf evet bu. İlk fotoğraf bu. Ondan sonra e, Haziran ayında aynı da bir <laughs> sorun olduğu olaylar gelişiyor. olaylar gelişiyor. Bir sorun olduğu anlaşılıyor. Ee, Burada araya girip bir sorun var. Bununla ilgili de ben de bir şeyler okurken şöyle bir şey gördüm. Ee, böyle bazı dramatik yazarlar var bununla ilgili böyle araştırmalar. Şöyle bir şey söylüyorlar. Aslında NASA'nın giderken yani daha e, Hubble... Fırlatılırken aslında bu merceğin de problem olduğunu bildiği ama görevi iptal etmemek için pahalı da bir görev olduğu için iptal etmemek için bunu bile bile gönderdiği Gönderelim de aman uzayda düzeltiriz onu sonrasında zaten ha, yok dediği o... gibi <laughs> bir takım şeyler var. Evet evet e, evet ve e, hayır. E, hayır evet, yok <laughs> evet tarafı da var hayır tarafı da var. Yani uzayda düzeltiriz mümkün değil öyle bir bakış açısı mümkün altı yok düşünemiyorum. Ama, Peki, ama, e, ama merceğin, merceğin arızalı olduğunu biliniyormuş. Hmm. Merceği yapan Bak. E, özellikle e, fotoğrafın, yani NASA'nın kendi web sitesindeki fotoğrafın alt yazısında e, koydum özellikle. Perkin Elmer diye bir şirket Aha. E, bunu yapıyor. E, Perkin Hı -hı. Elmer şirketinin e, ayna ona verilmiş ve ayna e, veril, ayna ona verilmiş ve diyorlar ki. Ha aynanın testleri yapılıyor. Yapılan yap, testler yapıldıktan sonra 3 e, üç, üç tane farklı test e, sistemi varmış falan. Üç farklı evet. test sisteminden ikisinden de failed geliyor tamam mı? O. Yani iki tanesinden hata hata geliyor, bir tanesi de geçti deniyor. İşte Perkin Elmer e, bunu bile bile tamam diyor testlerimizden geçti diye veriyor şeye NASA'ya veriyor. Yani şimdi NASA'nın suçu yok kardeşim falan. <laughs> NASA yaptı mı e, iyi yapar falan diye böyle e, reklamlık gerek. Ama bir gerek şey hocam, NASA bu raporları görmüyor mu ya canım? Nasıl mi canım? her yok, şeyden haber olan suçu. NASA. Çok yok, <laughs> yok değil öyle bir şey söyleyemem canım yani. Ama yani kısacası e, bu bir şey yani. Şirket bunu biliyormuş diyelim yani. Şirketin iki tane şeyinde Hı -hı. E, farkında şekilde, aslında. farkında. Ve neticede şu oluyor. Şeyden de görüyorsunuz buradaki e, fotoğraftan da görüyorsunuz. Fotoraftaki. Hı -hı. Perfect mirror dediğimiz, gerçekten çok iyi normalde olması gereken şey şu: Işın ee, şuradan gelir, ee, ışın böyle sağdan, şu an bir, neyse mouse'umdan göstereyim, sağdan geliyor, aynaya çarpıyor ve aynadan e, aynalar da burada optik dediysek yani. Optical design kelimesini yanlış da anlaşılmasın. Optical design kelimesi ışığın ışığın hareketini anlatan bir kelimedir. Optik denince insanlar hep genelde mercek anlıyor Türkçe'de. Mercekle hiç evet, alakası yok. Hatta evet. özellikle getirdim. Bu bir kaşık, <laughs> kaşık gibi bir şey aslında. <gülüyor> 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 ee, şeyi de görüyorsunuz. Ee, pardon, şu şekilde mi yapmam lazım? Pardon, şöyle yapayım. Şöyle yapmanız lazım. Ya yani ben nasıl göstereceğim? Evet. <laughs> Yok ya yine yanlış yaptım. Tam tersi tam böyle. Tersi. Evet, böyle. Öteki elimi almam lazım aynen. ha şöyle. Neyse, aynen. E, tam gözümün önüne e, ekran tam tersi olunca. Neyse. Işık e, <laughs> ışık şuradan giriyor ve <laughs> aynanın e, yine karıştırıyorum konkav ve konveks. Eminim siz karıştırmıyorsunuzdur. Sınavlarınızda çıkabilir. Karıştırmayın. Bak ben bile unutuyorum sürekli hangisi konkav <laughs> hangisi konveks de. Buradan geliyor. Sonra içeride yansıma yapıyor Sonra ve kırıl ortada bir noktada Aya. odaklıyorsunuz. Normalde olması gereken Hı -hı. bu. Yani perfect mirror dediğimiz şey şu. Işık geliyor ve yansıyor ve ortada bir yerde buluşuyor. Yalnız buradaki Hı -hı. imperfect mirror dediğimiz yani mükemmel olmayan ayna, yani Hubble'ın aynası ışın geliyor ve yansıma çok alakasız yerlere gidiyor. Sorun aslında Doğru şu. Sorun net. as aynen netlik gidiyor böylelikle. Sorun aslında şu. Aynanın Ortasında çok da bir problem, aynanın ortasında hiçbir problem yok. Ama kenarlarındaki bu yüzey hassasiyeti hep şu örneği veriyorlar. Saç kılının e, 50'de biri büyüklüğünde bir e, bir çatlak mı? Hayır ne çatla? E, şey bump e, ne denir böyle bir? Ha evet şey basınç deforme, def, deform, oluşan bir deformasyon. Deformasyon evet. sadece. Normalde hı hı. aynalar sır ayna sır yamukluk ha tümsek neyse kaşık kayboldu. olan bombe <gülüyor> neyse ha bombe ya işte ayna yani deformans. deforma A, yani aynanın kenarlarında bu deformayı görüyorsun E zaten e, aynanın her tarafına ışık giriyor ama kenarlardan da ışık girdiğinde sen bunu bir noktada odaklarken e, doğal olarak e, o noktada istediği noktada odaklanamıyor ve şu sağda gördüğünüz görüntü elde ediyor. Üstteki olması gereken görüntü ama alttaki de gerçek görüntü. Sağda e, o, ya, ol, yani bozuk olan görüntü. Hı. Ve ondan sonra ondan sonra neler oluyor? Ondan sonra ilk fotoğraflar çekiliyor, İlk fotoğraflar ve hayal kırıklığı, herkes mutsuz. Fotoğraflar çekiliyor. İnanılmaz bir drama. Kadar i̇nanılmaz <laughs> bir drama. Yani onun belgesellerini falan izleyin. Yani evet öyle bir... Çünkü <laughs> çok umutlarla gönderilen, <laughs> yani... e, inanılmaz umutlarla gönderilen teleskoptan hatta işte sizin dediğiniz gibi acaba uzay gerçekten böyle yani Hubble'a o kadar güveniliyor ki merceğiyle ilgili problem olduğu düşünülmeyip acaba gerçekten böyle mi görünüyor dışarıdan gibi sorulara kadar giden bir... Evet. Dramatik bir evren oluşuyor o anda. Sonra Hubble'dan kaynaklandığı ortaya çıkınca çok kötü bir herkesin moraller çok bozuk. İnanılmaz kötü <laughs> Aman bir Aman tanrım bir umutlarla gitti bu. Bu görüntüler nedir? Şeklinde inanılmaz herkesin e, haberlere konu olan bir drama sahnesi. Hatta şöyle bir Sonra? Hatta dur şu, şunu da göstereyim. Hatta o sırada bütün yani bütün gazeteler artık NASA ile dalga geçmek için yani evet. e, karikatürler falan yapıyor işte Hubble Design Group. Maybe outer space is really blurry and out of focus. <gülüyor> <gülüyor> Belki de atmosfer gerçekten düzeltiyordu görüntüleri. Biz uzaya çıkarak daha gerçekten daha kötü bir, Daha bir gör kötü görüntü elde ettik falan. Neler neler, neler neler. Yani dediğim gibi onun bir belgeseli, o belgeseller var yani. Sağda solda YouTube'da bulabilirsiniz. O belgeselleri evet. falan izleyin. Yani o zamanki insanların <laughs> Başlarındaki stres ve baskıyı gerçekten tahmin ediyorum yaşamak da istemezdim. Yani çok çok kötü bir baskı var oradan evet. üzerinde. Ve e... yani şimdi Ay'a gidişten sonra e, görülen en büyük ikinci olayda, Böyle ama şey o zaman öyle değildi. De. Bugün herkesin... o cümleyi bugün söylüyoruz. Bugün böyle. O, o Aa, cümleyi okay, bugün tamam. söylüyoruz. Ama o günlerde 15 sene falan Ama yine de çalışırmış. beklenti var ama o zaman Tabii canım, da. Tabii neredeyse 1.5 evet, milyar evet. dolar para harcamışsın yani sen. Az para yani, değil o kadar insan aynen. çalışmış ve hiç tahmin etmediğim bir yerden geliyor yani. Roket patlar, evet. o olur, bu olur, bilmem ne olur falan filan ama hiç tahmin etmediğim bir yerden şey yapıyor yani ya da enstrümanlardan bir tanesi bozuk çıkar ki tamam bunu kullanmayalım ötekileri ötekiler sağ, kalan sağlar. Bir bizimdir. de en en önemlisi yani en asıl önemlisi. gitme görevi <laughs> yani ayn yani, ayna aynanın bozuk olması yani çünkü ayna değiştirilebilen bir şey değil diğer her tarafı git değiştir tamam her taraf zaten modüler ama ayna modüler yani. değil. E öyle olunca e, öyle olunca iki e, neredeyse ha, pardon bir de şu da var e, normalde 1990'da fırlatılıyor ama e, aslında daha erken 1988'de falan fırlatılması e, planlanıyor. Ama Hı -hı. 1986'da Challenger kazası oluyor. Kaza olunca zaten bütün Space Shuttle programı durduruluyor. Zaten iki buçuk sene durduruluyor. Hı -hı. Durdurulduğundan dolayı da zaten vaktinde gidemiyor. Bunların da etkileri olabilir ama baştan zaten biliniyormuş yani. Sonuçta böyle bu sorunların olabileceği. Neyse. Hı -hı. Nerede kalmıştık? Ondan sonra... Ondan sonra he, şuraya gelelim. Bozuluyor. Time, Timeline'a gelelim. Ha, bazı için. Bazı fotoğraflar evet. çıkıyor. Bakın 1991'de bazı fotoğraflar falan var. Ama yakın pardon yakın diyorum. Ee, nokta kaynaklar böyle çok e, geniş açı, geniş yapılı kaynaklar değil de nokta kaynakların fotoğrafını çekmek istediğinizde e, çıkıyor. Yine de fotoğraflar çıkıyor. Ama uzaktaki onları işte software ile falan düzeltebiliyorsun. Ama şeyi e, geniş yapılı şeyleri, işte galaksi fotoğrafları falan çekiliyor ya. Onların Hı -hı. o fotoğraflar Hı -hı. falan çıkmıyor. Neyse ondan sonra inanılmaz böyle bir çalışmalar, şey yapılıyor. Ne yapabiliriz? Ya bitti, yani proje bitti. Nasıl ya, düzeltebiliriz? Yani. Nasıl, düzeltebiliriz? Hı -hı. Nasıl düzeltebiliriz? sence? Ne yapabiliriz? Aynayı mı değiştireceğiz? Yani dan, dan, teknik dan, dan, dan. olarak aynayı değiştirmek. <laughs> teknik olarak <laughs> aynayı, aynayı değiştirmek. değiştirmek iyi olur. <laughs> aynayı, de ayna ayna modüler değildi ama aynayı değiştiremezdin. Evet. Yama yapalım yazılımsal yazılımla da Yap. düzeltemiyorsun evet. çünkü e, görüntü çok kötü zaten yani aynen cevap geldi gözlük göndeririz. Gözlük göndeririz. Aynen öyle Abi, gözlük Bununla da ilgili <laughs> peki bununla ilgili de şöyle tartışmalar da vardı bu aynanın bozulmasıyla alakalı bu bozukluk bir miyop bozukluk mu astigmat bozukluk mu diye böyle bayağı bir iki taraflı şey yani yakını mı göremiyordu o bozulduğunda uzağı mı göremiyordu? ...diye de bayağı tartışmalar dönmüş... ...o e, bozulma sürecinde de. Evet. E, neticede... ...bir... ...yeni bir enstrüman yapılıyor. Bir tane enstrümanı çıkartıyorlar. Onun yerine şu Kostar adı verilen... E, ...bu... ...bu şey... E, ...bu e, düzeltici yapıyı yapıyorlar. Şimdi... Hı -hı. ...burada şunu şunu söyleyeyim. Şimdi... Evet e, Hubble uzay teleskobu otobüs büyüklüğünde falan dedik ama aynası da iki buçuk metre. Sence bunları bu aynalar, bu düzeltici aynaların boyutuna kadar? Bunlar küçük gibi görünüyor ama. <laughs> evet, evet, evet. Yani, <gülüyor> Yanlış <gülüyor> bir şey de söylemek <laughs> Evet yani şundan büyük ihtimalle şundan daha küçük, küçük küçük aynalar. Ya aynalarla bir oraya yansıt, bir oraya yansıt, Bunlara bir oraya yansıt, 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 okay. odaklamayı değiştiriyorsun yani. Oda, odağı, şeyi, ya. O da şeyi görüntü düzeltiyorsun. bunları küçük küçük yerleştirip o şeylere doğru bir yere odaklanmasını sağlıyorlar evet. aslında. Ondan sonra bunu yapıyorlar. Okay. Bu ar aracı, bu Costar denilen bir e, düzeltici mercek sistemini kuruyorlar, yapıyorlar. Hı -hı. Ondan sonra Hı -hı. E, astronotlar yeni bir e, mis Yeni bir servicing mission 1 dediğimiz şey servicing mission'la eee Hubble'a gidiyor. Hı, hı Önce aracı yapmak var. Bakın bu 3 sene sürüyor. 90'da fırlatıldı. Hemen zaten bir ay sonra e, aletin bozuk olduğu şey yapıldı. Kostar aracını yaptılar. Yapıldıktan sonra astronotların bunu e, uzayda tamir edebilmesi gerekiyor. İnanılmaz e, zor bir iş. Yani düz, bu, bunu yapabilmek inanılmaz zor bir iş. İşte gördüğünüz gibi burada Kanada Arm diye bir kol e, var uzay e, spacecraftlarda şey vardı böyle Kanada Arm diye e, bu arm yardım bayağı bir yardımcı Aha. oluyor şeyler için kol e, yani işte e, şu parça bakın e, şu parça buradan çıkıyor astronotlar elle yapıyorlar ya yani, elle tamir yapıyorlar uzayda spacewalk yaparak elle bu arada elle şey, tamir spacewalking ediyor. yaparak değil Aynen. mi? evet Aynen. Elle, Aynen. elle tamir Anladım. ediyorlar yani hatta Var mıydı şurada matkap matkap falan çıkıp. kullanıyorlar böyle şey normal şey yapıyor vidaları söküp <laughs> takacaksın yani. Filmlerdeki gibi Aynen. elde bir tane şeyle dışarı çıkıp iki kişi Oku Hocam bu arada GPL'i de Aynen. Özellikle görmedik bak sanmayın. <laughs> baktım eski fotoğrafları görünce GPL'den de <laughs> Eski fotoğrafları GPL'den görünce GPL'den de küçük bir sponsorluk alınmış <laughs> yayın için. <laughs> Dedim dedim bizim bizim amcalar yine 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 bir iş yapmışlar falan yani. Ee, çalışmışlar tebrik <laughs> ediyorum. Yani. Bunlar da e, tamir eden, e, Hubble'ı tamir eden astronotlar. Ve e, gerçekten Hı -hı. E, her gün çık 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 gir çık gir çık öyle 5 dakikada tamiri falan olmuyor. Ama şey diyorlar 700 poundluk bir e, araç diyor şu şu 700 pound şey 350 kilo civarı. 350 kilo ama bir par Hı -hı. parmağımla bunu hareket ettirebiliyordum diyor uzaydayken diyor. Yani Oo, o kadar çok güzel. Uzay Nasıl sonuçta. Bir teknoloji. Ama öncesinde Hı -hı. çok test ettiler. O testlerin de videolarını YouTube'da bulabilirsiniz. Ee, şeyler var. Su altında, havuzlarda, su altında o parçaları takıp evet. ta çıkartmayı Aletleri. denedikleri Hı -hı. testler falan çok yapıyorlar yani de devamlı deneyler falan yapıyorlar. Aa çok ilginç. Neticede gidiyor. Neticede e, aynası düzeltiliyor. Düzeltildikten düzeltiliyor. sonra da aynen e, Asıl. şu görüntü. ups, pardon, yanlış yapmışız ya, fotoğrafı yanlış koymuşuz. Şu kötü fotoğraftan şu güzel fotoğrafa ulaşıyorlar. Yani e, gerçekten çok e, büyük bir e, şeyden büyük bir stresten kurtulmuş oluyor ve Hubble gerçekten çalışmaya aslında o zaman başlıyor. Yani aslında biz Hubble'ın doğum tarihini hı hı. 3 sene sonra evet. da kutlayabilirdik. 93 olarak değil mi? Aynen evet. <laughs> 93 olarak yani 2023'te de kutlayabilirdik. Ama e, şimdi hı hı. De, şimdi de fırlatılışından dolayı kutluyoruz. Bazı insanlar zaten e, şey yapıyor galiba. Yani dediğiniz gibi bazı insanlar kaynaklarda 93 olarak alıyorlar şeyi. Başlangıç e, aslında. bu başlangıç tarihini evet. Tabi e, burada şunu da söylemek lazım. Hubble's, Hubble, Hubble bu servis misyonları bir kere yapılmadı. Beş kez yapıldı. E, ee, service Mission 1, 2, 3, 4, 5 diye gitmiyor. 3A, 3B uh, three B and then 4 <laughs> uh, şeklinde gidiyor. Ve e, uh, böyle aslında ilk, ilk niyete göre her 200 senede bir gidip ona servis yapıp işte parçalarını değiştirip yeniden git, git, git getir götür yapmaktı tabii işin e, pahalıya Aha. patlaması vesaire vesaire derken artı şu anda da zaten artık şey bitti. E, special programını bitirdiğimiz için Aha. şu anda zaten bunun bitti imkanı için. yok. Neyse en son servicing mission e, 4 e, ile yani 5. E, mi, şeyle servis e, misyonuyla astronotlar son parçaları değiştiriyorlar ve Wide Field Camera 3 diye çok ciddi ileri bir e, kamera takıyorlar. Şu, süper bir kamera. Onun fotoğraflarından da biraz daha göstereceğim. Manyak ötesi bir fotoğraf hı hı. çeken bir yer yani orası. Neyse ee, bu bu kameradan e, bu kamera şu anda çalışmıyor bildiğim kadarıyla bu arada geçen sene falan e, çalışmıyordu yani. Neyse ondan sonra e, ha en sonunda da bu cayroskoplar falan vardır Gyroskop daha önceden söylemiştim hatırlıyor musun gyroskop? Örneğin bir teleskobu hmm. teleskobu sen çok yani ince bir noktada tutmak zorundasın. Nasıl tutarsın? Sonuçta dünyanın çevresinde sürekli her 90 dakikada bir dönüyor. Yani bu kadar hızla dönen bir şey. Hı -hı. Ama sen de aynı şekilde aynı zamanda tabii, tabii. bir noktaya doğru tutmak zorundasın. Yani bunu bir şekilde şu noktaya doğru tutuyorum diyorsun. Ama o da aynı şekilde dönmeye devam ediyor. Nasıl yaparsın? İşte cayroskoplarla yaparsın. Cayroskop dediğimiz aslında 4, ben... 3 tane teker. Ee, şöyle. Şöyle. He, tamam. Şöyle bak. Şöyle bakarsın. üç boyutlu şöyle bakarsın. üç tane teker. Bir teker şöyle dönüyor. Bir teker şöyle dönüyor. Bir teker de şöyle dönüyor. Tamam mı? He. Ve sen e, bu jiroskop tekerlekleriyle hız çok hızlı dönüyor. Saniyede kaç? 300 kere falan dönüyor. 300-320 kere falan dönüyor bu tekerlekler. O şekilde e, teleskobu hı hı. bir kenara döndürüyorsun ya da şey yapıyorsun ya da sabitliyorsun. Onu döndürüyorsun. Onu oradan döndürüyorsun ve teleskobu bir şekilde sabitleyebiliyorsun. Örneğin kepler falan işte jiroskoplarındaki tekerleklerden e, önce birincisi bozuldu sonra ikincisi bozuldu sonra e, son ikiyle sonra. devam ettiler sonra da artık e, tamamen kapattılar. şu an, Ve en son işte 2009'daki servislik mission'la da e, işte two failed instruments'ı değiştirmişler e, ondan sonra orada şey de diyordu neredeydi o? Ha Hubble'ın eee batarisini de değiş e, pillerini değiştiriyorlar. İşte yeni Piline yeni yeni jiroskoplar e, takıyorlar. İşte science computer değiştiriyorlar. Bilmem ne bilmem ne bayağı bir e, şey yapıyorlar. Artık yeni yeni bir teleskop haline getiriyorlar. Yani biz her ne kadar Sanırım bu arada evet. e, sürekli böyle parçaları değişe değişe o 30. yılından bu, bugüne kalan parça var mı içeride yoksa böyle baya baya değişti çünkü ama dediğim gibi modüler zaten yani o teknolojiyi o teknoloji geçip yeni teknoloji geldiğinde çıkartıp takıyorsun zaten. Örneğin siz zaten. Peki şu anda Aha. şu andaki mercekler artık son ve en iyi şekilde çeken hatasız görünen mercekler değil mi? Bununla ilgili sorular da sormuşlar da yani son mercekle ilgili bir problem yok ve çekiyor ve görüntüleri alıyor. Zaten Tabii. bu arada şey yani ilerleyen zamanlarda şeyleri var kendi rekorlarını falan filan kırıyor zaten de. Evet. Ee, ama şu anda bir problemi yok ve en iyi merceği takmış durumda aslında. Evet. böyle evlerle. Evet. Yani mercekte bir sorun ben... yok. Ee, şu gördüğünüz fotoğraf uh, Wildfield Planetary Camera 2, uh, WIFPIC dediğimiz. Eskiden ben uh, WfPC diye okurdum ama sonradan insanların WIFPIC diye okuduğunu <laughs> öğrendim. WIFPIC kamerası. Bu WIFPIC kamerası. Uh, Eskiden çalışıp sonradan e, dünyaya, geri, Eski kamerası, dünyaya uh -huh. geri getirilen bir kamera. Şu an müze. Şu an Tabii müzede. Ben bunu mu? müzeye konmadan öncesinde görmüştüm. 2014'te e, Goddard, e, bu Washington'da Goddard e, Fly, Space Flight Center var. NASA'nın e, merke diğer merkezlerinden birisi. İşte Aynı zamanda Hubble'ın e, işte birleştirilen, aynı zamanda uh -huh. James Webb'i yapan yer. Orada, onun da Hı -hı. <laughs> o günkü çektiğim fotoğrafları da koyacağım bir gün ee, artık ne zaman olacak bilmiyorum ama <laughs> James Webb'le ilgili bir yayın yaptığımızda neyse oradayken çekmiştim yani Hı -hı. bu Hubble'ın e, kendi şeyi uh, Weepik kamerası e, şu anda şeyde e, National Air and Space Museum'a konuldu bu e, ve e, kameranın Hı -hı. şeyin e, diğer şeyleri dikkatli bir şey çekiyor mu burada? Hı -hı. Evet bu neden nokta nokta böyle <laughs> delik mi onlar? Bunların her biri ayrı şey. Her biri bir meteor, ee, meteor mu diyeyim artık, kaya parça, ha. Kaya parçalarının çarpması. Onu soracaktım. Evet, bu chat'te de soruldu. Evet. Teleskop zarar görmüyor mu orada? Buyurunuz, hiç. teleskop zarar görmüyor mu? Cevabı kendiniz alın yani. <laughs> teleskop zarar görmez mi yani? İşte o yüzden. Teleskop zarar yani, görmez, o yüzden. teleskop yani. konu buraya gelmişken söyleyeyim. Bunlar hiç e, yani zarar görmüyor mu bunlar çarpınca? Nasıl sonra düzeltiliyor? Gidip gidip bu misyonlarla aslında i̇şte yapıyorlar. Amaç var. buydu zaten Peki, evet bu amaç var. buydu. Ama evet. yani uzayda zaten hep onu deriz ya yani uzayda uzaydaki toz parçalarının bile özellikle yakın yörüngede en az bir 30 bin saatte 30 bin kilometreye ulaşan bir hızı var. 30 bin kilometre yani hı hı. az bir şey değil yani evet. sen bu hızda hiçbir şekilde e, onu durduramazsın hatta şey esprisi yapılır sen buradan hı hı. sen buradan e, ateş etsen <laughs> bu e, kurşun 90 dakika sonra seni arkadan vurur mu diye bir soru var <laughs> Aa, evet doğru <laughs> vurur mu hmm, <laughs> vurur mu <laughs> Yani Bilelim, uzayda mı? Uzaydasın, uzaydasın, yörüngedesin, astronotsun, gaza geldin. Dur dedin şöyle bir, işe, bir ateş edeyim dedin. Ondan sonra orada hala bekliyordu. 90 dakika böyle lay lay lop dünyaya bakıyoruz falan. Evet. <laughs> Yok teknik olarak... E... Yörüngeye girip... <laughs> evet. Neyse kısacası yani uzaydaki herhangi bir toz parçasının bile e, o saatte 30 bin kilometreye ulaşan bir hızı var ve dolayısıyla bütün uzay araçları bu şekilde orada uzun yıllarca kalan bütün uzay araçları elbette ki bu şekilde bunlarla nokta 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 böyle zarar görüyorlar. Hmm. Şimdi gelelim Hubble neler yaptı? Hubble hı hı. çok fazla şey yaptı. Evet onu zaten Hubble'ın en son programın en sonunda Hubble site'e gireriz. Oradan birkaç tane de orada bu mükemmel Aynen. fotoğraflardan da göstereceğiz. Ondan önce şunu hepimizin wallpaper'ı olan. Aynen. Ondan önce şunu göstermek <laughs> istedim. Hubble'ın yaptığı en büyük e, keşiflerden bir tanesi. <laughs> Galaksimiz, e, ke, Hubble'ın kendi e, kişisinin de aynı şekilde yani evrende o sıralar. Hatta özellikle baktım ya dedim bu şey e, Great Debate diye bir şey vardır. Astrofizikteki e, astrofizikteki şey e, büyük problemlerden bir tanesiydi. Şapley ile Kört istizandanlar zaman ikisi e, tartışıyorlar. Buna great debate denir. Sorulardan bir tane soru şu. Hı hı. Evren dediğimiz şey sadece Samanyolu galaksinin ibaret. O gördüğümüz işte şu anda galaksi dediğimiz şeyler aslında bulutsulardan mı ibaret? Ya da bir öteki de diyor ki evren evrende bizim kendi galaksimiz gibi çok fazla galaksi var. Bunlar da e, bunlar da aynı şekilde galaksiler falan. Böyle bir tartışma. Bu tartışmanın hı hı. yapıldığı tarih 1920 idi. Sonra tarihine baktım. Dedim ya yani şuna tweet atayım falan. Yani en azından tarih <laughs> yani astronomi tarihinin en büyük soruları, en büyük tartışmalarından bir tanesi. The Great Debate diye yazdınız zaten çıkar her yerde. Hı hı hı. 24 Nisan mı yeni tartışma. geçmiş. Yeni geçmiş hı hı. ya. 24 Nisan'da mı neymiş? 24 Nisan Aa, 1920'deymiş. Tam 100. Kutlasaydık. 100. 100. <laughs> 100. yılını yeni geçirmiş. <laughs> Neyse. Aynen. <laughs> onu da anmış olduk diyelim. 100. Yılını da anmış olduk bu e, bu tartışmanın. Uh -huh. Yani düşünün tam 100 yıl önce ki bakış açımı dünya evrene bakış açımıza bakın. Samanyolu Galaksisi evrendeki tek e, tek evren Samanyolu Galaksisinden mi ibaret yoksa Samanyolu Galaksisi gibi galaksiler var mı? Bu Bir soru sürü var bu soru soruluyor Hı -hı. O, o sıralar. Hubble de zaten e, onu bu anlamaya çalışıyordu. İşte evrende bizden başka galaksiler var diye göstermeye çalışıyordu. Var mı? Ve uh -huh. e, Hubble'ın teleskobu da... E, ...çok ilginç bir şekilde... ...bunu buldu. E, Gitti ve <laughs> Hubble Deep Field diye bir e, proje bu. Şimdi şöyle bir şey. Normalde... Uh -huh. e, ...sen Hubble'dan zaman almak için... ...ben kendim Hubble'dan hiç e, zaman için... ...başvurmadım çünkü ben optik çalışmıyorum ama... E, ...çalışan arkadaşlarım var. Ama diğer... ...teleskopların da sistemleri genelde birbirine benzerdir. Şimdi sen... Uh -huh. ...Hubble uzay teleskobundan bir... E, ...gözlem zamanı almak istiyorsun. Doğal olarak... E, senin baktığın bir şey var değil mi? Diyorsun ki şöyle bir şu galaksiye bakmak istiyorum. Ne bileyim Jüpiter'e bakmak istiyorum. Şu yıldıza bakmak Aynen. istiyorum. Şu işte Bir hedefle gidiyorsun Aynen, yani. Aynen bir hedef, Aha. hedefim vardır. 26 Nisan mıymış? Evet 24 Nisan demiş. Bir hedef bir hedefe dair bir şey, bir hedefi yönlendirerek dersin ki ben Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanarak şu yıldıza bakacağım ve şunu bulmak istiyorum. Şunu bulmayı ümit ediyorum. Bilmem ne, bilmem ne. Hı hı. Hubble'ın direktörü diyor ki ya diyor direktör uh, discretion time diye bir şey vardır, direktörlerin kendi zamanları vardır. Özellikle böyle şey hı hı, sen hı. böyle anlık bazı şeyler olur. İşte bir tane kuyruklu listesi gelir. Hemen dersin ki yani sen normalde şöyle şu olayı şöyle söyleyeyim. Normalde sen bir uh, Hubble'dan zaman almak istiyorsan call for proposals gelir. Proje yazma dönemi gelir. Sen hı hı, projeni hı hı. yazarsın. Ondan sonra teleskop uh, time allocation committee dediğimiz TAC vardır. TAC bunları alır ondan sonra bu da diğer bağımsız astronomlardan oluşur bunların hepsi ok okurlar sonra analiz ederler falan filan ondan sonra en sonunda oh. şeye gider kabul edilen edilir edilmeyen edilmez ondan sonra ya kısacası en az bir sene süren bir süreç ama Directors Discretion <laughs> Time dediğimiz direktörün kendi Hubble'ın kendi direktörünün yani zamanıdır kendi. ve der ki örneğin sen bir tane kuyruklu dız gelir ya da bir tane süpernova patlaması olmuştur bunu acilen Hubble'ın gözlemesi gerekiyor falan sen hemen direktöre yazarsın, dersin ki Hubble'ın şöyle şu hablu e, anında şu şekilde kullanabilir miyiz diye bir şey yaparsın hızlı, hızlı. Hı hı hı. direktöründe yaklaşık olarak yüzde on genelde direktörlerin yüzde on zamanları olur. Neyse e, Hubble'ın direktörü diyor ki ya diyor e, acaba diyor tamamen boş bir yere baksak uzun baksak. süre uzun süre <laughs> baksak ne görürüz diyor hı hı. yani. Normalde herhangi bir insanın böyle bir proposal yazması imkansız. Çünkü izin verilmez. Düşünsene sen 10 gün boyunca boş bir noktaya bakacağım diyorsun. Habalı, aynen. Mümkün değil. Habalı al. kullanacaksın ve kimsenin de kullanmasına da izin vermeyeceksin Tabii. o türde. Ve yani 10 gün tek bir noktaya bakacak. Böyle bir şey, böyle bir şeye normal şartlar altında izin alamazsın. ancak direktör olman He. gerekiyor <laughs> ve direktör oluyorsun. <laughs> ve böyle bir şey yapıyorsun. Neyse ondan sonra amaç da şu gerçekten görebilecekleri ya yani bulabildikleri en boş noktayı buluyorlar. İşte şu fotoğrafta uh -huh. da görüyorsunuz aslında şu fotoğraf şu buranın parçası değil. Ee, bu Büyük Ayı takım Yıldızı biliyorsunuz. Şuradan bakın gördüğünüz gibi Büyük Ayı takım uh -huh, Yıldızı. Uh -huh. Şurada da 2.6 arc minute tamam mı? 2.6 yay saniyesi, yay dakikası büyüklüğünde küçük bir bölgeye uh -huh. 10 gün boyunca Nansta bak bakıyor okay. Hubble uzay teleskobu. Hı uh -huh. Bu görüntü çok küçük aslında. Yani e, ay 30 e, yay dakikası bu arada arc minute. Ay ayın az sonra onun, onun karşılaştırma fotoğrafı da verecektim. Pardon, doğru. Az sonra var. Neyse evet, e, e, var. ve <laughs> 10 gün sonra ortaya çıkan fotoğraf bu. Şurada gördüğünüz neredeyse her şey birer galaksi. Sadece iki tane yani en azından ben iki tane şu yıldızı gördüm. Bir, bir şu yıldız var, bir de şu yıldız var. Hı hı. Başka yıldız var mı bilmiyorum da yani. Ama burada gördüğünüz neredeyse her şey e, birer bir galaksi. 3000 tane galaksi görünüyor Üç bunun bin içerisinde. 3000 tane. Evet. Ve 10 gün boyunca burada e, gözlem yapılmış. 10 gün boyunca gözlem yapılmış. Az önce gösterdiğim kamerayla. şu noktadan sadece bu arada Ondan sonra yani o Aynen. boş dediğin san, boş i̇nanılmaz. diye sandığın şeyin içerisinden gözüken görüntü bu. Evet. inanılmaz. Ondan olsun. sonra ne oluyor? Wow diyorlar. <laughs> Doğal olarak wow diyorlar biz. Bunu daha da fazla yapmalıyız. Ondan sonra Hubble Deep Field South. Bu sefer Güney e, Yarım Küredeki bir bölgeden bakıyorlar. bakıyorlar. Acaba benzer bir şey mi göreceğiz? Yine 10 gün bakılıyor, 150 150 e, orbit. Ha orbit deniyor bu arada. Normalde sen e, sen bir e, bir astronomsan. Bir teleskoptan gözlem Aha. zamanı istersen nasıl istersin? Bana 3 gecelik gözlem zamanı. günle ber. istemiyorum 3 gecelik gözlem zamanı istersin değil mi? Ya da 5 gecelik gözlem zamanı istersin. Ya da radyo <laughs> astronomuysan işte saatlik işte isteriz ya da işte ne bileyim 5 ne bileyim 50 saatlik gözlem zamanı istersin. Hubble'ın eee Hubble sistemi böyle çalışmıyor. Hubble orbit üzerine çalışıyor. Yani kaç kere dönüş? Kaç kere dünya etrafında dönüş? dönüş. Bir dönüşte işte 90 dakika, 90 Aha. dakika şey Kendi var. dönüşü. Aynen. Yani bir kendi dönüşü üzerinden alınıyor. Aynen. Anladım. Aynen. Yani ve 150 orbit dediğimiz şey de burada 150 yörünge, 150 kere dönmesi eee Güney Yarımköy'de Hı -hı. de Tukana denilen bir bölgeye bakılıyor ve orada da benzer bir görüntü elde ediliyor. Ondan sonra yine wow deniliyor. Yani bu iş bayağı güzelmiş yani. <laughs> Çünkü sen ne kadar Ay bunu bunu aynen şu şöyle bakabilirsiniz. Hani örneğin şu anda sokağa çıktınız. Gökyüzüne baktınız. Hı -hı. Bir şey görüyor musunuz? göremiyorsun değil mi? Çünkü İstanbul'un yani, İstanbul'un İstanbul göbeğindesin. Aynen. Sen İstanbul'un göbeğindesin. Ben Los Angeles'ın göbeğindeyim. Aynen. Bir şey göremiyorum. <laughs> Ama şöyle daha daha böyle bir köy köylere falan gittiğimde karanlık. ne daha daha karanlık böyle de daha, bölgede, daha evet, açık aynen. oluyor tamam? Daha bir şey yapabiliyorsun. Eğer ki sen böyle tamamen e, böyle yattın şeye, çimlere, kafanı da e, tam yani gök, odaklandın. Kafanı gök bir şey yaptın. Zaten etraf kapkaranlık. Sen uzun süre baktığında daha fazla yıldız gördüğünü hissedersin değil mi? Evet. Aslında aynen. gerçekten de daha fazla yıldız görürsün mantık olarak. Çünkü şeydir. Evet. E, çünkü ışık kirliliği daha da azalmıştır. gök Gözlerin daha evet. fazla. Ve gözünün Evet. evet foton aynen. toplamıştır. Alışması ışığa falan. Evet. Aynen. Aynı şekilde teleskop da aynı şekilde ya da biz gece pozlaması, gece e, gökyüzü fotoğrafı çekmek de e, bu şekilde e, anlatıyoruz zaten. Evet. Hubble'da da aynı böyle bir olay oluyor. Hubble e, <laughs> tamamen gözlerini oraya dikiyor ve bu şey yapıyor. Uzun pozlamayla evet. değil mi yine aynı şekilde. Aslında bu bize Hı -hı. çok ilginç bir şey ortaya koydu. İlginç bir şey gösterdi. Dedi ki biz de de evrenin ne tarafına bakarsak bakalım aynı şeyi görebiliyoruz o uniformite dediğimiz şey hmm. yani evrenin her tarafı aynı uniform ee, dediğimiz olay mm -hmm. neyse e, Hubble Deep Space Deep Field South ondan sonra Hubble Ultra Deep Field dediğimiz e, daha da daha da <laughs> e, şey yapıldı aa ya buradaki şeyi değiştirmeyi unutmuşum pardon <laughs> şurayı görmeyin <laughs> şurayı görmeyin kapatıyorum şurayı neyse bu da e, 2003 ile 2004 arasında Fornax FORNX e, Um, takım yıldızında hı hı. 10 bin galaksi e, gözlüyor Hubble Ultra Deep Field. Ondan sonra hı hı. E, diyorlar daha da <laughs> daha da yapalım. Daha <laughs> da. Ondan sonra Hubble Extreme Deep Field. Extreme. <laughs> evet HXD buna Extreme. deniyor. Evet. Peki Extreme'de mesela yani. Ultra'da 10.000 galaksi görünüyor. Extreme'de 5.500 galak evet, galaksi. Ha, aynı aslında aynı yere görünüyor. bakılıyor. Aynı yere bakılıyor ama bu sefer aynı yerin daha küçük bir bölgesine bakılıyor ama daha uzun bakılıyor. Hmm. Yani bu bu görüntü evet 5.500 galaksi var ama Hubble Ultra Deep Field'ın da küçük bir bölgesi aslında ondan daha küçük bir bölgeye bakılıyor burada. Onun için e, daha az Anladım. galaksi. Yani ama daha uzağa bakılıyor. Buradan neyi gör Daha ha, uzağa? Ha bakmış oldum. Buradan şu karşılaştırma yapmak yapabilirsiniz işte. XDF'in boyutuyla ayın boyutu. Yani boş bölge diyoruz ya. boş bölgenin ne kadar boş evet, olduğu. Evet, evet. Ne hangi hangi alana bakıldı? Evet, ne kadar büyük. Çok etkileyici bu arada bu fotoğraf ya. Yani nereye bakıyor aslında? Ay'a scale edile yani scale'in scale Türkçesini şey yapamadım. Ölçek. Orantılayınca Ölçek. aslında evet ölçekleyince Ay'a bakın Hubble'ın baktığı noktaya bakın ve onun ilerisinde gördüğü 10.000 gezegen, 15.000 ya galaksi, galaksi pardon özürleri. 10.000 bin, 15.000 bin, yani inanılmaz rakamlarla galaksiler görüyor arkasında ama ayın ne kadarcık bölgesinden baktığı bir şey yani Yani de düşünün geri kalan yerleri inanılmaz ya insan Aynen. Aynen. Gerçekten hayret ediyor. Müthiş Buradan ne öğreniyoruz? Nereye kadar gidebiliyoruz? Aslında çok güzel. Şu fotoğrafa bayıldım. İyi ki bunu yapmışlar. Çok güzel açıklıyor çünkü. Şimdi orada gördüğünüz bazı, orada gördüğünüz bazı galaksilerin, şimdi bazıları 5 milyar ışık yılı uzaklıkta, bazıları 9 milyar ışık yılı, bazıları Aha. işte 5 ile 9 milyar. En sonunda Aha. da işte 9 milyar ışık yılı uzaklıkta. Yani İzimlılmaz. her bir galaksi aslında farklı uzaklıklarda. Tabii sen tek 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 bir fotoğraf görüyorsun. Hepsini tek tık pıtı pıt pıt böyle sanki ışıklı şeylermiş gibi görüyorsun evet. ama bunların hepsini ayrı ayrı uzak Nereye bakıyorsun aslında? Aynen. Üç Aynen. üç boyutta ayrı uzaklıkları var sonuçta bunların. Bu yüzden de aslında bu şeyden dolayı da böyle bu tanımlamalar var. Hubble aslında bizim işte uzaya gönderdiğimiz geçmişe bakan gözümüz diye. Aynen. Çok güzel bir tanımlama bence. Yani bu bu görselle aslında çok iyi bütünleşiyor. Çünkü aslında nereye bakıyoruz yani? Ne kadar milyarlarca yıl falandan bahsediyoruz ve habulunu görüp bize görselleştiriyor. İşte bizde sonra telefonumuzda wallpaper. <laughs> Siz wallpaper yazın diye Nereden koyun nereye? diye. Şu ana kadar kaç, kaç, milyar dolar para harcanmıştır şimdi sayıyı da bilmiyorum. Evet ya, Ondan sonra inanılmaz. bu iş, bu işi çok seviyor astronomlar. Diyorlar ki yer bu iş iyi iyi gidiyor. Candles diye bir Aha. survey var. hatta benim arkadaşlarım da çalışıyor bu Candles survey'inde. Cosmic Assembly Near Infrared Deep Extragalactic Legacy Survey. Bu Candles survey'inde de çok daha uzaklara nasıl görebiliriz. Evet. Candle survey'nin e, sadece Evet. <laughs> ultra Deep, Deep Deep survey. Yalnız, Candles survey sadece bir tek bir noktaya bakmıyor sanırım 6 ya da 7 yere bakıyordu. Çok az sonra bakabiliriz. Yani bir, böyle birkaç tane bölgeye bakıyor ve sadece şeyden de değil işte e, şeyin Near Infrared yani yakın kızıl ötesi kamerasıyla bakılıyor ve 250 Hı -hı. bin galaksi e, görmesi, Hı -hı. E, görmeyi şey yapıyor. Oo, ve gerçekten güzel. Hubble'daki en büyük projelerden bir tanesi bu Candles projesi. 2010 ile 2013 arasında 902 tane orbit gözlem zamanı kazanan bir proje bu. Bu da az önce bahsettiğim işte Wide Field Camera 3'nin şeyi. Bu VFC 3'nin görüntüsü. Ve çok daha iyi bir şekilde. Şimdi sen normalde şu fotoğrafa baktığında wallpaper yaptın ama astronomlar ne yapıyorlar? Burada <laughs> görünmeyen ya da en az gözüken e, şeylerin e, cisimlerin ha. işte red çiftleri dediğimiz işte bu spektroskopik e, şeylerine bakıyorsun. İşte tayfsal e, ne kadar red çift yaptı, ne kadar kırmızıya kaydına bakıyorsun. Böylelikle ne <gülüyor> kadar <gülüyor> uzakta olduğunu bulabiliyorsun. Hmm. Şu fotoğraftaki şu e, normalde balana diyebileceğiniz bir nokta kaynağı, <laughs> nokta kaynağı bir bakıyoruz, bakılıyor ve GN-z11 dediğimiz e, bir e, galaksi bu. 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Yani evren Bu rekoru muydu? Bu rekor bildiğim kadarıyla. Bu evren evet. zaten 13.8 milyar yaşında. Evren oluşuyor 400 milyar e, 400 milyon Aha. 400 milyon yıl sonra bu galaksi artık orada oluşmuş, oluşmaya başlıyor. Ya da ilk oluş bir galaksinin ilk oluşmasını orada görüyorsun şu anda şu fotoğrafta. İnanılmaz. Alttaki fotoğrafta da zaten şey yapıyorsun işte. Yani sen e, o, o pozlama süresinin ne kadar pozlarsan, ne kadar ileriye doğru pozlarsan o kadar uzağa görmüş oluyorsun ve işte. E, uzağa Neredeyse yani. i̇şte, işte evrenin sonunu göre görüyoruz diyoruz ya işte. Evrenin sonu, evrenin başına işte evet. İşte Big Bang'e kadar neredeyse görüyoruz şu anda. Rekord gibi e, Cümleler, var, Bu cümleler bu şekilde kur evet. bu şekilde şey yapıyorsun. Ve Hubble gördüğünüz gibi hala çalışıyor ve hala e, bu şekilde evet. gözlemler yapıyor. Peki bir şey vardı, bir, bir, bir bununla ilgili de National Geographic'ta belgesel yapmış. Siyah beyaz mı çekiyor fotoğrafları diye? Ha, <gülüyor> <gülüyor> ee, Hubble ya aslında <laughs> ya bu soru false color false color dediğimiz şey aslında bu. Normalde hiçbir fotoğrafta renk yoktur. O renkleri sonradan sen eklersin. Nasıl eklersin o fotoğraftaki Aha. renkleri? Oradaki Oradaki e, fotoğrafın içerisindeki farklı e, atomları, molekülleri, elementleri farklı e, bir renk tanımlarsın. Yani örneğin işte kır, kırmızı, hmm. orange e, böyle tarzındaki renkler genelde hidrojen gazıdır. Yani şu anda herhangi bir yerde hmm. kırmızı ya da şey görürsen hidrojen gazı. Bunun renk scale'li şeyi vardır ya zaten tamam mı? Sen aha, aha. E, hangi gazı görüyorsan o gaza göre bir renk tanımlarsın. Ama istesen kırmızı gördüğün şeyi ben e, ben gri yapacağım dersin ya da mavi yapacağım dersin yine olur yani. İstiyorsan <laughs> ben pembe yapacağım dersin o da olur yani. Sonuçta e, bu tamamen senin seçimin. Ama oradaki yani genel görüntü zaten her zaman siyah beyazdır. Sen sadece o siyah beyaz görüntünün <laughs> şey yaparsın. Senin kameranda sanki renkli mi çekiyor sanıyorsun? Neyse. <laughs> Kısacası e, böyle bir olay. <laughs> Sonradan renklendiriliyor her şey aslında evet. yani bu renklendirmeyi uh -huh. sonradan uh -huh. maddenin elementin ism, ismi Element. ve bolluğuna göre renklendirmiş oluyoruz. Son uh, Hubble neler yaptı? Artık bitiriyoruz az kaldı zaten. Hubble neler yaptı? Hubble'ın uh, çok uh, güzel web siteleri var. HubbleSite.org var ya da Hubble uh -huh. işte Space Telescope.org var. Hubble uh, Hubble'ı yöneten bir e, merkez var, e, işte Space Telescope Science Institute dediğimiz bir yer var, Baltimore'da, uh -huh. STScI dediği bir, bir, bir yer burası. E, Hubble'ın verileri direkt e, önce buraya geliyor, pardon, Hubble'da fotoğraf çekildikten sonra, White Sands'deki e, şeye geliyor, antenlere geliyor, oradan işte bu STSCI'ye uh -huh. geliyor. oradan uh -huh. da Avrupa'daki işte ESA'ya gidiyor, ESA'daki dağıtılacak yerlere dağıtılıyor, sonra da astronomlara dağıtılıyor. Kısacası. Hubble'ı yöneten bir merkez e, STScI ve STScI'nin de e, web sitesinde çok güzel bu e, fotoğrafları bulabilirsiniz. İşte 30. yılı dolayısıyla da böyle böyle taptan top 10, taptan top top e, falan filan böyle e, web siteleri falan e, yapılmış durumda. Örneğin birkaç tanesine bakmak istiyorum. Yani e, gördüğünüz gibi Hubble öyle, be, öyle böyle bir teleskop değil gerçekten. Hubble gerçekten e, bak evrene bakış açımızı değiştiren bir şey. Şu fotoğrafı sen böyle evet. alıyorsun yani şöyle 3 megabayta indiriyorsun ama <laughs> yani burada ee, buradaki her bir şey gigabaytlarca data var burada. Ve her bir örneğin şurada küçücük bir yeri zoom yapıp oranın içerisindeki maddenin şeyini görebiliyor. Bakın örneğin burada bir sürü kırmızı var değil mi? Keşke renkler, <laughs> renklere baksaydım. Bazıları işte neon anlamına geliyor. Bazıları bilmem ne başka elementler anlamına geliyor. Ama her bir rengin şeyi var. İşte burada e, buralar hep yıldız oluşum bölgeleri böyle. Yıldızlar işte, örneğin a, pardon. Bakın a, az sonra gördüğünüz e, göreceğiniz fotoğrafın e, bir parçası burası. 25. yıl kutlamasına özel çekmiş onu. <laughs> e, neredeydi ya? Ya şu fotoğrafın olduğu yer herhalde. New View Pillars of Creation. örneğin burası bu çok e, meşhur bir fotoğraftır. Kartal bulutsusu. Ya da e, ismi? Evet, bu en en popüler fotoğraflardan birisi galiba, değil mi? Tabii tabii en popüler fotoğraflardan birisi ha, kartal bakalım. fotoğrafı, kartal bulususu. Bunu bazı şirketler falan filan da sanırım kullanıyor diye biliyorum. Yani böyle wallpaper falan olarak benim iOS telefonum telefonumda olabilir yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, i̇şte galaksilerin çarpışması işte var İşte şey. Antena galaksi dediğimiz şeyler var. Extreme Star Cluster burst into Life. Çok güzel yani, ya, inanılmaz. Yani burada yeni yıldızların oluşum bölgeleri, buralar işte mükemmel bu tür fotoğraflara. Yani tam olarak işte biz e, yeni yıldız oluşum bölgelerinde, öyle hani Hubble bu yeni yıldız oluşum bölgelerinde buluyor bu şekilde ve biz buradaki karanlık Hı -hı. bölgelere giriyoruz. Örneğin benim e, benim çalışma şeyde Örneğin şu fotoğrafın içerisindeki hı hı. Yani şu karanlık bölgenin içerisinde aslında yeni yıldız aslında direkt orada oluşuyor. Bunlar oluşmuş yıldızlar. Şu gördüğünüz her bir parlak şey aslında oluşmuş yıldızlar. Bizim ilgilendiğimiz alan sizin ilgi ilginizi çekmeyen <laughs> çekmeyecek yani şuradaki örneğin şu küçü <laughs> karanlık bir bölge. Biz diyoruz ki büyük ihtimalle burası bir molekül bulutudur ve bu molekül bulutun içerisinde yeni yıldız oluşuyordur. İşte bubble nebula hı. falan. Antenna galaksisi. Antenna buymuştu o. Bu iki tane galaksinin çarpıştığı e, fotoğraf. Hala çarpışıyorlar. Yani, tabii bilmiyorum kaç, kaç milyar yıl daha sürecek ama e, hala çarpışıyor bu galaksiler. Klasik Horset nebulası, atbaşı nebulası. Burası da bir yıldız oluşum bölgesi. Çok Görüyorsunuz hı. değil mi gaz ve toz. Çok güzel. Magnetic Monster Normal NGC 1275. Az önce gösterdiğimiz bunların... fotoğraflar. Evet. Bu da 23. yıl kutlaması. Sombrero. O sombrero fotoğrafı yani bu çok şey bir fotoğraftır. Çok mükemmel bir fotoğraflardan bir tanesidir. Çok ilginç ilginç bir galaksidir. Yani ortası sanki şey. Uf, ee... Çok güzel değil mi? Baya bir şey gibi. Evet. Ee, bilim kurgu filminden fırlamış gibi yani. Ger ya o kadar çok o kadar fotoğraflar var ki yani gerçek değil diyebilirsin yani. Gerçek. Evet hiç evet. Gerçekliği e gerçek gibi değil diye düşüneceğin şeyler. Bu da sanırım uh, Kartal'da olabilir. Crap Nebula, supernova explosion, süpernova patlamasının ardından kalan Lagoon Nebula. Bu, bu da benim Şöyle bir bu çok uzun soracağım. süre benim uh, background şeyimdi, Çok güzel. Arka fonumdaydı. Evet. Evet bayağı güzel bu arada. Soru. Şöyle bir soru sormuşlar. İki aynı yerin 25 yıl aralıkla fotoğrafı çekildi falan oldu mu gibi böyle karşılaştırmalı şeyler. Yapıldı mı acaba Hubble'da? Mutlaka vardır ya, mutlaka vardır. Yani şu anda onları bulamam da yani mutlaka vardır. Ben de yaptıklarını düşünüyorum ama görmedim yani şeylere bakarken ama bence de kesinlikle yapmışlar. Bu Orion Nebula, Orion Nebula zaten bunu gözünüzle de görebilirsiniz Orion Nebula'yı ama bir teleskopla görmek isterseniz, bir teleskopunuz varsa ya dürbünle bile şu Orion Nebula'nın şu şekilde şeyini görebilirsiniz, şu şekilde bakıp görebilirsiniz. Hmm. Evet. Orion takım yıldızını bulduktan sonra o kemerin hemen altında böyle orada hafif bir parlaklık var böyle sanki bir toz parçaları toza toza dağılmış gibi onu da buradan görebilirsiniz esas gördüğünüz yer burası ama bunun bir de videosu var mükemmel ötesi Orion'un videosu birisi şey diye sormuş bu isimleri kim veriyor diye İsimleri uluslararası astronom birliği verir her zaman o her zaman son kararı o verir Aha. yani biz önerebiliriz onlar kabul eder ya da etmezler ama şey Young Stars, Kalt, oraya bakan kişiler, Powerful outflows. Bakan kişiler mi öneriyor isimleri? Ya o da olabilir, olmayabilir. Yani şeye Hı. bağlı. cismin ne olduğuna da bağlı. Asteroidlerin Anladım. şeyleri başka. Kometlerin, komet, bir komet bulduğunda kendi ismini verebiliyorsun örneğin. Bir kuyruk yıldız bulduğunda. Anladım. Ama galaksi bulduğunda evet, kusura olmuş. bakma yani sana kimsenin galaksinin ismini vermez. O kadar da değil. Vermez. <laughs> ya da yıldız bulsan vermezler yani. Bir yere kadar. Evet yani bu arada bu yavaş o yavaş var, fotoğraf... O kadar iyi ki. Bu Firefox biliyorsunuz. Firefox e, logosu evet. buradan geliyor. E, bilen evet. bilen bilir. Evet bu arada yavaş yavaş son birkaç tane soruya bakayım. Soru cevap olacak mı yayının sonunda? E, şu anda soru cevap... Sor, birkaç tane sorulara bak. Evren'in yaşının 14 milyar ışık yılı olduğunu biliyoruz ancak gözlemlenebilir uzay çapın 93 milyar ışık yılı olduğunu... Ya bunu aslında... Bu aslında güzel bir soru. Bunu daha uzun cevaplandırabiliriz. Şimdi ışığın... Evet evren evren 13.8 milyar da yani eğer hiç zaman geçmemiş olsaydı 13.8 da evet buradan buraya 13.8 milyar ama evren ilk oluştuğundan beri sonuçta bir zaman geçiyor değil mi? O zaman geçtikçe evren daha da genişliyor. Zaman genişliyor 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 genişliyor. 13.8 milyara geldiğimizde artık evren o kadar hızlı genişlemiş ki yani o kadar fazla genişlemiş ki işte 93 milyar Aha. ışık yılı işte evrenin çapı 93 milyar ışık yılı Dememizin sebebi burası, buradan geliyor. Evet. Ee, başka soru. Hocam bir tane de şöyle evet. bir ben soru var. Ben fotoğrafları yavaş yavaş ee, devam Kendi gözümüzle baksak da renkleri böyle mi görürüz Hayır. diyor. Kendi gözünde baksan tamamen Hayır. siyah <laughs> beyaz görürsün. Hayır. Öyle yağma yok yani. yani. Biz boşuna mı <laughs> <ne> uğraşıyoruz? <laughs> Bu kadar şey yapmışız. <laughs> yok. Kendin göremezsin. Başka soru var mı? Yavaş yavaş böyle fotoğrafları ben geçeyim. Çok güzel. Ee, ben de sorulara bakıyorum sorulara bir taraftan he. bu arada. Evet. Galaksiler çarpıştıklarında nasıl olabiliyor da gezegenler çarpışmıyor diyor. Çünkü galaks, çünkü gezegenler gezegenleri bırak yıldızlar arasındaki mesafe çok büyük. Yani çok 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 Hı. büyük olduğu için yani iki tane galaksi birbirleri arasına girdiğinde o büyüklükten dolayı yıldızların yani neredeyse hiçbir yıldızın birbirine çarpması e, beklenmiyor. Ha olur. 3-5 tane yıldız çarpar elbette ki. O da evet. olur o kadar diyelim yani. Kaza, koskoca iki tane galaksi çarpışıyor yani. 3-5 tane yıldız çarpışmış. 3-5 milyon tane yıldız çarpışmış da olacak. İstatistiksel hata. <gülüyor> 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 evet. Peki bir tane daha soru gelmiş. Hubble teleskobu sayesinde evrenin genişlediğini biliyoruz ama bunun için farklı galaksilere bakmamız gerekiyor. Bize en yakın galaksi Andromeda bile 2 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğunu biliyoruz. Yani o zaman diyor Hubble ile gözlemlediğimiz ışık ya da ışın bundan en az 2 milyon yıl öncesine mi ait oluyor? Tabii ki. Yani, yani zaten... evren şu anda genişlemiyor olabilir mi? Hayır canım. Diye de Andromeda ile alakası yok. Andromeda zaten lokal grubun içerisindeki bir galaksi. Andromeda zaten bize yaklaşan bir galaksi. Uzaklaşmıyor bile. Andromeda hatta bize çarpacak olan galaksi. <laughs> hatta birkaç birkaç milyar yıl içeri yıl... filmlerimizin tabii canım birkaç milyar yıl sonra zaten Andromeda bize çarpacak. Hatta ee, çarptıktan sonraki adını biliyor musunuz? Çarptıktan sonraki adı ne olacak galaksinin? Ne olacak? Andromeda ile Milky, Yok. Milky Way birbirlerini çarptığında. Mi, ne olacak? Mi... Ya yani şimdiden isim mi koymuşlar? Evet onu biz göremeyeceğiz ama <laughs> Milkomeda. Aaa <laughs> Gözlerlestim. Yeni yeni nikimi buldum. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde oyunlarda. <laughs> Milkomeda. <laughs> Milky Way Andromeda. Milkomeda. <laughs> <Milky> <laughs> ya da mik mikromeda falan var böyle. Aynen. Yani öyle şeyler. Bu ring ne bu arada bu da çok güzeldir ya. Bu da benim. Bakın ortada bir tane yıldız patlamış. Puf! Bütün evrene Aa çok güzel. Bütün evrene toz dağıtıyorsun. Aynen. Bari. Hocam bir soru sormuşlar. Astronotlar da mı şu an uzayı, uzaya gidince her şey siyah beyaz görüyor diye. Buna bir ikna olamadık şu an siyah beyaz gördüğümüz her şeyi? Herkese çok korkunç geldi bu siyah beyaz <gülüyor> <gülüyor> Ya e, Çok basit bir soru soracağım. Yani siz zaten ışığı ya da renkleri neyle görüyorsunuz? Güneş ışığıyla beraber görüyorsunuz. Yani güneş ışığı evet. yansıtmıyorsa koskoca e, kocaman bir e, galaksi ya da bir şeye bakıyorsanız bir ışık yansıtmıyorsa doğal olarak siz onu siyah beyaz görürsünüz. Aynen öyle. <laughs> e, evet. Herkes renk görü çıkıyor yazmış Utku. Fotoğraflar evet, hızlı geçiyor. fotoğraflar bittiğinde yayın bitiyor. <laughs> Karanlıkta. Son sorular. <laughs> Otur. Peki hocam şey sorusu. Bu hep böyle eee Hubble emekli oldu, olacak, Heh. oldu, olacak. Bu sene oldu, bu sene oluyor. Vay efendim ne zaman emekli olacak? Haydi 20. Yılda emekli oluyor mu? Çünkü herkeste bir James Webb beklentisi var. E James Webb artık gitsin. Hubble artık emekli olsun. Tamam o görevini yaptı falanlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili diye fikrinizi merak Hubble et. büyük ihtimalle emekli olmayacak. Hubble <gülüyor> <gülüyor> vadesi dolunca ölecek <laughs> diyelim. Yani Hubble He. Hubble elinden yani Hubble etinden, sütünden, yününden baya baya faydalanılan bir teleskop. Onun için yani Hubble'ı büyük ihtimalle emekli etmezler. James Webb gelse bile Hubble bir şekilde Hı -hı. çünkü James Webb ile Hubble aynı aynı şey aynı frekansları aynı dalga boylarını gözlem gözlemiyor yani evet. İkisi farklı farklı şeyler. Onun için bir... ama yani James Webb'te izledi gördüğün bir şey Hubble'a da bakmak isteyebilirsin. İki tane iki fotoğrafta birbirinden farklı olacaktır. Onun için Hubble'ın yaşaması James Webb varken bile Hubble'ın yaşaması e, çok güzel olacak. Onun için Hubble'ı büyük ihtimalle emekli olmaz. Beraber aslında çalışacaklar gibi bir durum var. Beraber vardı, de çalışırlar. Hubble emekli olmaz, Hubble ölür. Ya yani planlım. İşi bittiğinde ölür. Öldükten hı -hı. sonra da dünyaya çarpar. Zaten son misyonda şey ya Zaten hala Hı hı. Ya Yok yok zaten hala çalışırken neden yani dur. Tabii ki yani bu kadar bu kadar veya... alabilecekleri maksimum Aynen. faydayı al alması lazım bence de zaten bu kadar verimli bir şekilde gözlem yapıyor yapılıyorsa yani bunu bir şey yapmaz yani bunun devamı devam eder yani kısacası büyük ihtimalle bir 2035 falan muhabbetleri vardı 2038 mi öyle bir muhabbetler falan vardı yani kısacası evet. yine yaşadığı sürece devam eder bozulmadığı sürece devam eder bozulursa artık yapacak bir şey yok Peki size şey yaparlar mı? Ya daha invest edecekler mi Hubble'a? Yani Aa, yok, bozulursa yok, mesela etmezler. hala... Invest etmezler daha. daha Artık bu... o, o konuda en azından bitti diyorsunuz. Yatırım yapılmaz daha. Ama... Yani çünkü bozulacak. Evet aynen. Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> evet e, soruları da aldık. Teşekkür ediyoruz. Hubble'ın 30. yaşını kutladık beraberce. Hubble'ın ne olduğunu evet. öğrendik. Pastasını. Pastası. Aa, pastası. Pastasını da fotoğraflarla beraber. <laughs> pastası yoktu. Üflemiş olalım Keşke. hep beraber. Aynen öyle pastasını kesemedik <laughs> ama pastasını e, o zaman 2023'te aynanın düzeltildiği zaman evet. yeniden bir yayın yaparız. Değil mi? O zaman biz de kalırız herhalde. 2023. <laughs> 2023'te. Evet. <laughs> o, zaman da, <laughs> o zaman da o yayını yapar. E, pastasını yeriz. Evet. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet. Hubble'la ilgili sorularınız varsa da lütfen videonun altına yazmayı unutmayın. Yayını beğeniyorsanız da beğendiyseniz de videomuzu beğenmeyi unutmayın efendim. Bizi sosyal medyadan takip edin. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.